Yusuf suresi 57. ayetten itibaren devam ediyoruz. Daha önceki bölümde Yusuf'un Mısır hazinelerinin başına getirilmesi anlatılmıştı. Yusuf zindandan çıkmıştı. Mısır'daki hazinelerin başına tayin edilmişti. Ve Yusuf'un Mısır'a yerleşmesi anlatılmıştı. Şimdi de Yusuf'un kardeşleriyle olan ilişkilerine geçiliyor. Hani kardeşleri geliyor, sonra geri gönderiyor filan. Yusuf'un Mısır'da ne yaptığı, Mısır'da imkan elde etmekle, hazinelerin başına getirilmekle, hazainül arz, hazinelerin başına geçmek ile ne gibi reformlar yaptığı, Mısır'da ne gibi icraatlarda bulunduğuna dair herhangi bir şey söylemedi, gördüğünüz gibi söylemiyor. Oradan kardeşleriyle olan ilişkilerine geçiyor 57. ayetten itibaren. Şuradan devam ediyoruz. Ve ca'e ıhvetü Yusuf'e. Yusuf'un kardeşleri geldi. Mısır'a geliyorlar yani. Feddehalû aleyhi. Onun yanına girdiler. Fearafehum. Onları tanıdı. Yani Yusuf onları tanıdı. Onlar Yusuf'u değil. Yusuf onları tanıdı. Fearafehum. Onları tanıdı. Ve hum. Onlar ise lehu munkirun. Onu tanımadılar. Buradaki munkir kelimesi doğal haliyle kullanılıyor. Arapçadaki doğal haliyle münkir bir şey tanımamak demek. Münkir, inkar. Allah'ı inkar etmek mesela Allah'ı tanımamak demek. Tanımıyorum, seni yok sayıyorum anlamındadır. Ama burada Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u inkar etti. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a karşı münkir oldu. Yani onu tanımadılar. Tanıyamadılar yani. Kim olduğunu bilmiyorlardı. Çünkü kuyuya bıraktıklarında çok küçüktü. Demek ki çok büyümüş. Ve değişmiş. Felemma cehezehum bi cihazihim ve çeşitli şekillerde teçhiz edilince Kale dedi ki u'tini bi ahin lekum min ebikum. Babanız bir olan kardeşinizi bana getirin dedi. Şimdi Yusuf babası Yakup'un iki tane eşi vardı. Diğer çocuklar öbür eşinden, Yusuf'la Bünyamin de öbür eşinden idi. Yusuf'un gelen kardeşleri babaları aynı ama öbür karşısından olan kardeşleri. Yusuf onlara diyor ki en küçük Bünyamin diyor ki baba bir olan öbür kardeşinizi getirin diyor. Yani kendi babasıyla annesi aynı olan kardeşini istiyor, yani Bünyamin istiyor. Oysa onlar onu getirmemişler. Bakıyor ki baba bir olan kardeşi Bünyamin yok, bu sefer onu istiyor. Cihaz teçhiz edildikten sonra Kale dedi ki yani yedirilip içirildikten sonra, ağırlandıktan sonra bu teçhiz felemma cehezehum bi cihazihim. Teçhiz olmak, teçhiz edilmek. Yani dayamak, döşemek filan diye Türkçe'de kullanıyoruz ya. Yani ağırlanıp, yedirilip, içirilip, baş köşelere oturulup işte teçhiz edildikten sonra dedi ki baba bir olan kardeşinizi bana getirin. O nerede? Ela
yerâune enni muhakkak ki ben o fülkeyle ölçüye vefa göstereceğim, riayet edeceğim ve ene hayrul munzilin ve ben menzil ağırlayanların, burada bulunduranların en hayırlısıyım. Yani kendilerine orada bir böyle hafiften pazarlık gibi bir şey yapıyorlar. Şimdi Bünyamin yanlarında yok. Yusufsa kendi öz kardeşi, bunlar üvey kardeş oluyor. Kendi öz kardeşi olan Bünyamin'in de getirilmesini istiyor. Onu diyor buraya getirin. Ben size ölçüyle verilmesi gerekeni tam olarak vereceğim. Merak etmeyin. Sizin benden istediğiniz şey neyse onu benden alacaksınız. Burada sizi ağırlayacağım. Ağırlayanların bulunduğu yerde misafirlerin en iyi şekilde ağırlayanların zaten en iyisi, en hayırlısı benim. Fakat eğer şeyin lem ye'tuni bihi, onu bana getirmezseniz, lem te'tuni bana getirmezseniz bihi onu, fela keyle lekum andi, benden size herhangi bir şey yok. Vela takrabu, ve bana yaklaşmayın, benden uzak durun. Yani eğer Bünyamin demiyor tabii, burada biz tefsirde söylüyoruz, onu bana getirmezseniz size bir şey yok. Eğer getirirseniz gereken neyse onu yapacağım. Yani istediğinizde vereceğim. Hani zahire istiyorlar. Burada keyl diye geçen buğday o zaman çok kıymetli. Yemek için, içmek için, ekmek yapmak için, un yapmak için buğday lazım. Fakiriz, fukarayız, hiçbir şeyimiz yok. Bize bir şeyler ver diyorlar. Eğer diyor kardeşimi getirirseniz bundan size veririm. Yok, getirmezseniz benden size bir şey yok. Yanıma da yaklaşmayın diyor. Kalu, dediler ki, şimdi öbür üvey kardeşleri söz alıyor. Se nuravidu, isteriz anhu ebahu, onun babasından onu isteriz. Ve ene lefailun, tamam biz bunu yapacağız. Yani gideceğiz babasından, yani isteyeceğiz, diyeceğiz ki bu öbür Bünyamin'in küçük kardeşini istiyor. Onu bizimle beraber gönder diyeceğiz. Tamam, dediğini yapalım diyor. Ve kale, ve dedi ki li fityanihi, fityanihi gençlere, le fityanihi, yani orada hizmet gören gençler, fityan, feteyan saraydaki hizmetliler demek, hizmet gören gençler demek. Kale le fityanihi, oradaki hizmetçilere dedi ki icalu bidaatehum fi rihalihim, yüklerinin içine lazım olan şeyi koyun. Bir daha de, yani onlar için gerekli olan şeyleri yüklerin içerisine koyun. Hani hem vermem diyor, fakat öbür taraftan da lazım olan şeyi onlara
verin diyor. Leallehum. Umulur ki onlar yarufuneha, onu tanırlar, bilirler. İda in kalebu ila ehlihim leallehum yerciun. Onlar ailelerine ulaşınca umulur ki çocuğu, yani kendi kardeşini alaraktan geri dönerler. Şimdi Yusuf burada kendi kardeşini geri döndürmek için onlara bazı şeyler bulunuyor. Yani tabiri caizse küçük çaplı, böyle ufaktan bir numara gibi bir şey yapıyor. فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اَب۪يهِمْ Babalarına dönünce قَالُوا dediler ki يَا اَبَانَا Ey babamız, مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلِ Ölçü bize verilmedi. Yani istediğimiz şeyleri bize vermediler. Mani oldular. فَاَرْسِلْ Gönder. مَعَنَا Bizimle beraber. اَخَانَا Kardeşimizi. نَكْتُلْ Ölçelim. وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Muhakkak ki onu koruruz, kollarız. Babalarından Bünyamin'i istiyorlar. Şimdi geri döndüler. Babalarının yanına geldiler. Babalarına diyorlar ki bize ölçüyü vermediler. Yani bize bir şey vermediler, gittik istedik. Bize dediler ki Bünyamin'i getirirseniz veririz. Yoksa size bir şey yok dediler. O nedenle sen bize Bünyamin'i ver, biz onu koruruz, kollarız. Götürelim Mısır'a, saraya götürelim. Dolayısıyla karşılığında da o zahireyi, istediklerimizi, ihtiyacımız olan şeyleri alalım dediler. Şimdi gördüğünüz gibi bunlar böyle birer satırda olup bitiyor. Böyle gidiyorlar, geliyorlar, bir anda olup bitiyor. Bunlar bir filme çekmiş olsanız böyle uzun uzun bir sürü burada uğraşılması lazım. Evet, indiriyorsun aşağıya doğru. Kale babaları dedi ki hel a menukum aleyhi size onun hakkında güvenebilir miyim? A menukum size güvenebilir miyim? Gördüğünüz gibi buradaki amen, iman kelimesi güven anlamında kullanılıyor. İlla kema amintum amintukum ala ahihi min qabl. Daha önce kardeşleriniz, öbür kardeşiniz konusunda size güvendiğim gibi şimdi de güvenebilir miyim dedi. Neyi kastediyor? Daha önce Yusuf'a da böyle demiştiniz. Yusuf'a da demiştiniz ki bir oynayıp geleceğiz demiştiniz. Fakat gidip çocuğu kaybettiniz. Şimdi Yusuf'un Mısır'da olduğunu bilmiyor tabii. Şimdi öbür çocuğu da aynı şekilde istiyorsunuz. Oraya götürelim diye nasıl güveneceğim peki? Size nasıl güveneceğim diye soruyor. Şimdi bu çocukların birbirini kıskanması konusunda bu aslında şöyle bir şeydir. Küçük bir çocuk kıskançlığı falan gibi görünüyor. Şimdi Yakup'un iki tane karısı var. Çocuklarının büyük bir bölümü önceki karısından, sonraki karısından da Yusuf var, bir de Bünyamin var. Şimdi Yakup rivayetlere göre, tabii bu tarihi rivayetlerden aktarıyorum şimdi. Tefsir yapıyorum yani. Burada yazmıyor bunlar ama bu ayetlerin böyle bir yere oturması lazım. Onun anlaşılması için böyle tefsir yapıyoruz.
Yusuf'u geleceğe hazırlıyor. Yakup öyle çölde kendi halinde yaşayan falan peşmürde falan biri değil. Kendi zamanının şehrindeki hüküm sürmekte olan o şehrin kralına karşı çıkıyor. Ona karşı bir muhalefet odağı. O zaman şimdiki gibi siyasi partiler olmadığı için muhalefet odakları genellikle aileler. O ailelerin bir araya girmesine oluşan kabileler. Yakup ocağı, yani Yakup'un ailesi yetiştirdiği gençlerle beraber, yani çocuklarıyla beraber etkili bir muhalefet odağı. Uzun bir mücadelenin içerisinden geliyor Yakup ve kendisinden sonra peygamberlik, nübüvvet, bu kendi başlatmış olduğu yolu sürdürme misyonu için Yusuf'u hazırlıyor. Onu mesela ayrıca şeyleri öğretiyor, onunla ayrı toplanıyor filan. Şimdi öbür kardeşleri de bunu fark ediyor. Yani arada bir kıskançlık olayı var. Bu kıskançlık Yakup'tan sonra Yakup'un yerine kim geçecek? Babamız Yusuf'u geçirmeye kalkıyor. Onun gözü onda. O zaman bir dümen yapıp da bunu ortadan kaldıralım ve onun yerine biz geçelim. Hesabındalar yani. Aralarında öyle bir rekabet var yani. Nübüvvet rekabeti. Peki nübüvvet babadan oğula geçme olur mu? Bu babadan oğula geçme değil de daha çok o zamanki çağlarda yani yolu sürdürme. Yolu kim sürdürecek? Ondan sonra onun yolunu kim sürdürecek? Şey var, anlayışı var. Dolayısıyla genellikle de bir ailenin içerisinden o ailenin en önde gelen babası kimse, o babana ya uygun veya o babanın yolundan giden insanlar yetişiyor. Peygamberlik yapan bir babanın şeyinden, evinden peygamberlik yolunu sürdüren insanlar yetişiyor. İşte terzinin oğlu terzi oluyor gibi. Manav oğlunu manav olarak yetiştiriyor gibi. Şimdi bu babadan oğula geçme değildir. Genellikle o zamanlarda eğitim olmadığı, resmi modern eğitim olmadığı için çocuklar okullara gönderilmiyor. Bildiğimiz anlamda üniversite, okul, fakülte bilmem ne filan yok. Eğitim ocağı, aile. Muhalefet ocağı, aile. Parti, aile. Her şey orada olup bitiyor. Dolayısıyla aile nasıl bir ortamsa o ortamdan öyle insanlar çıkıyor. Yakup'tan sonra Yusuf'un çıkması da böyle bir şeydir. Şimdi madem Yusuf kayboldu, o zaman bu sefer Bünyamin'i şey yapıyor Yakup. Şimdi bunlar bu sefer Bünyamin'e, acaba bizi bırakıp Bünyamin'e mi bu işi yapacak diye şüphelenmeye başlıyorlar. Birinci sebep bu. İkinci sebep anneleri ayrı olması. Yani üvey kardeş oldukları için tabii olarak veya biraz daha insani olarak aralarında bir rekabet var yani. Anneler ayrı olunca, çocuklar da ayrı annelerden olunca, her ne kadar baba bir olsa da bile bu ikisi iki ayrı ekol oluyor yani. Ondan gelenlerle bundan gelenler, bu sefer onlar birbiriyle başlıyor. Şimdi burada hem tabii insani hasretleri görüyoruz, hem de dini, ideolojik yapılaşmalar, karşı karşıya gelmeler, ekolleşmeler nasıl oluyor onları görüyoruz. Öyle veya böyle her iki halde de bir arada birbirini çekememe olayı olduğunu görüyoruz. Evet. Size nasıl güveneceğim demişti. Daha önce güvendiğim gibi size güvenmemiz mi istiyorsunuz yani? Nasıl güveneceğim size? Vallahu hayrun hafizan. Muhakkak ki Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Ve huve o erhamurrahimin. Merhamet edenlerin, şefkat ve merhamet üzere olanların en merhametlisidir dedi. Ve lemme
fetehu meta'ahum, açtılar meta'ahum yüklerini, recedu buldular bi da'atehum kendi yüklerini, kendi koydukları şeylerini, ruddet geri verilmişti ileyhim onlara. Yani götürdükleri şeyler, şimdi yanlarında bir şey götürüyorlar, size şunu verelim de siz de bunun karşılığında bize zahire verin diyorlar. Yanlarında götürdükleri şey değerli bir şey olabilir, yani bu şey dediği takas mı? Ne demişti? Bir daha tehum, yani bir ibrik olabilir, bir işte değerli bir şey olabilir herhangi. Bunu veren de bunun karşısında bizde, siz de bize zahire verin diyorlar. O zamanlar para fazla geçmediği için genellikle ticari alışverişler, bir şey veriyorsun, karşılığında alıyorsun, takas usulüyle oluyordu. Burada onun ne olduğunu söylemiyor ama bir daha tehum. Yüklerini, kendilerine ait olan yükü geri vermiş. Hani Yusuf demişti ya oradaki gençlere, onların getirdiği yükü geri verin. Bizim zahire almak karşılığında getirdikleri şeyi tekrar yüklerin içine koyun demişti. Onların haberi olmamıştı. Öyle bir numaraya benzer bir şey yapmıştı Yusuf. Şimdi bunun geri verildiğini, ruddet ileyhim, geri, onlara geri verildiğini görüyorlar. Aa, bakıyorlar ki götürdükleri şeyler geri verilmiş. Kalu, dediler ki, ya ebana, ey babamız, ma nubgî, daha ne istiyoruz? Daha fazla bir şey istemeye gerek yok, bir şey yapmaya gerek yok. Hadihi, işte bu bir da'atuna, bizim onlara vermek için götürdüğümüz yükümüz, ruddet ileyna, bize geri iade edildi. Ve nemiru ehlena ve nahfudu ehana, sen bize kardeşimizi ver, biz onu muhafaza ederiz, hiç merak etme. Ve nezdadu keyl, bayirin, üstüne üstlük hem yükümüzü geri almış oluyoruz, hem de kardeşimizi oraya geri götüreceğiz. Bunun karşılığında da alacağımız şeyler daha da fazla ziyadeleşecek, daha da fazla artacak. Çokça yük alabiliriz bunun karşılığında. Yani burada işte tamamen karlı durumdayız. Yani hem onlara vereceğimiz şeyi geri almışız, hem de bu çocuğu biz koruyacağız, muhafaza edeceğiz, kardeşimizi ona geri götürdüğümüz zaman karşılığında çok daha fazla yük alacağız. Dolayısıyla burada karlı çıkacağız, dolayısıyla bunu vermekte niye ısrar ediyorsun diye babalarını şey yapmaya çalışıyorlar, ikna etmeye çalışıyorlar. Zalike, işte bu keylün yesirun, çok kolay bir ticaret bizim için. Yani bu bizim için yararlı, çok kolay, işimize yarayan bir şey. Karlı çıkıyoruz buradan. Buna ikna olman lazım ve bu Bünyamin'i bizimle beraber göndermen lazım. Kale, dedi ki, len ursilehu ma'akum, sizinle beraber onu göndermeyeceğim. Sizinle beraber onu göndermeyeceğim. Hatta tu'tuni mevtikan minallah, Allah'tan bir işaret gelinceye kadar. Şimdi ikna olmuyor Yakup.
tamam bu kadar şey söylediler, işte karlı çıkacağız, şudur budur. Ama sonuçta Allah'tan işaret dediği şöyle bir şey, yani içine bir şey doğmasın veya bir karar verme. Yani acaba göndersem mi, göndermesem mi, ne yapsam diye kendi kendine bir düşünme süresi de istiyor olabilir. Razı olmuyor yani gördüğünüz gibi. Ha. Tutuni. Vermeniz. Ha, Allah'tan yok. Siz diyor Allah'tan bana bir işaret verirseniz, bir söz verirseniz o zaman veririm. Hem kendisi acaba versem mi vermesem mi diye bir düşünceye dalıyor. Hem de onlara bir şart ileri sürüyor. Vetheka. Eğer Allah'tan bana bir söz verirseniz, verinceye kadar bunu size vermeyeceğim. Le te tunneni bihi. Onu muhakkak ki bana getirinceye kadar, illa ancak en yuhata bikum. Siz bana kesin bir söz vermeniz lazım. Allah'tan söz vermek dedi, yani bir garanti istiyor. Siz bana bunun başına bir şey gelmeyeceğine dair Allah'tan bir söz, yanlış yapmayacağınıza dair bir garanti vermeniz lazım. Emin olmam lazım. Tam anlamıyla Bünyamin'in başına daha önceki kardeşi Yusuf'un başına gelenler gibi bir şey gelmeyeceğine dair kesin emin olmam lazım. Ancak o zaman verebilirim diye çocuklarına Yakup söylüyor. Felemma vakta ki atevhu mevthikahum, ona getirdiler mevthikahum söz, yani buradaki vesika, yani Türkçedeki vesika diye kullanıyoruz ya. Yani sözlü, bu vesika böyle bir kağıt falan anlamında değil. Kağıda yazılı bir vesika değil. Sözlü olarak bir vesika. Ona kesin olarak dediler ki tamam, başına bir iş gelmeyecek. Allah'a yemin ederiz ki, Allah'a and içeriz, söz veririz ki bunu bize, bunu sana geri getireceğiz dediler. Ona bu şekilde söz verdiler. Kâlellâhu dedi ki alâ mâ nekûlû vekîl, ve bunu vekil olarak Allah'ı görürüz, biliriz dediler. Kesin olarak Allah'ı vekil tutarız, yemin ederiz, ne söylüyorsan hepsini yaparız ki çocuğu geri getireceğiz diye ona söz verdiler. Kale dedi ki ya beniyye, ey oğullarım. Yani Yakup'a geliyor şimdi tekrar söz. Aralarındaki bu konuşma karşılıklı, işte verecektin vermeyecektin, bana söz verin yoksa vermem falan diye. Sonunda Yakup ikna oldu yani velhasıl kelam. Şimdi sonraki bölüme geçiyor. Hemen konu burada hafiften değişiyor ama biz geçtiğini anlamıyoruz, böyle şiirsel bir akış olduğu için. Ve kâle dedi ki ya beniyye la tedhulu min babi
Vahid, bir tek kapıdan girmeyiniz. Hani ne oldu? Tamam, çocuğu veriyor. Şimdi yola çıkacaklar. Tekrar geri Mısır'a doğru giderken bu sefer onlara nasihatta bulunuyor. Diyor ki hepiniz birden, işte 11'iniz birden tek bir kapıdan. Mısır'ın bir tane kapısı, bir sürü kapısı var. Kale kapıları var, giriş kapıları var. Tek bir kapıdan girmeyin. Vedhulû, girin. Min ebvâbin müteferrikatin. Çeşit çeşit kapılardan, farklı farklı kapılardan girin. Ve mâ uğni ankum minallâhi min şeyin. Ve sizden Allah'tan herhangi bir şey gelmedikçe sizi kurtaramaz. Allah'tan başka kimse sizi, size bir faydası dokunmaz. Niye öyle farklı farklı kapılardan girmelerini istiyor? Hem tanınırlar diye. İşte iki kişi bir kapıdan, iki kişi oradan, iki kişi oradan böyle böyle çaktırmadan yavaş yavaş Mısır'a girin. Hepiniz birden girerek şüphe çekmeyin. Yoksa yakalanırsınız. Siz kimsiniz diye sorulur. Hepiniz birden içeri atılırsınız filan diye işte böyle bir endişeden dolayı bunu söylüyor. Ve inil hukmu illa lillah. Muhakkak ki hüküm Allah'ındır. Gerçi Allah'tan başka size zarar verecek kimse yoktur. Sadece Allah zarar verir ama yine de siz tedbirinizi alın. Hani ne gerek var böyle iki iki oradan oradan girerim diye sorulursa hemen Yakup devreye girerek, gerçi Allah'tan başka kimse zarar vermez ama siz yine tedbirinizi alın manasında bunu söylüyor. Zira son hüküm, son karar nihayetinde Allah'a aittir demiş oluyor. İnnel hukmu illa lillah. Aleyhi tevekkeltu. Ben ona tevekkül ettim, onu vekil tuttum. Ve aleyhi, ona fel yetevekkelil mütevekkilun. Vekil olanlar, vekil tutanların hepsi onu vekil tutmalıdır. Çünkü ben de onu vekil tuttum. Bakın burada üç tane vekil kelimesi geçiyor. Tevekkeltü. Ben Allah'a vekil tuttum. Ve aleyhi, onu. Fel yetevekkil. Vekil tutsunlar. Burada emir sigası. El mutevekkilun. Bu da vekil tutanlar demek. Vekil kelimesinin üç ayrı halini görüyorsunuz. Bu, buna ben vekil tuttum. Tevekkeltu. Ben vekil tuttum. Ben. Fel yetevekkil. Vekil tutsunlar. Emri gayb. Yani onlar vekil tutsunlar. El mutevekkilun. Vekil tutanlar. Vekil tutanlar Allah'a vekil tutsunlar. Ben de Allah'a vekil tuttum. Çünkü vekalet sadece Allah'a mahsustur. Vekalet ne demektir? Dolayısıyla tevekkül ne demektir? Burada tevekkülün ne olduğunu görüyorsunuz. İşleri Allah'a havale etmek demektir. Yani gerekli tedbirleri aldıktan sonra işleri Allah'a havale etmek. Peki Allah'a havale etmek ne demektir? Nasıl bir şey bu yani? Ya ben yola çıkıyorum, farklı farklı kapılarına girsem ne olacaksa olsun, başıma ne gelecekse gelsin, Allah vekilimdir. Allah her şeyi izliyor, gözlüyor. Allah her şeyi biliyor. O beni korur. Demek acaba şu anda anlaşıldığı gibi bu tevekkül kelimesi çokça istismar edilen, yanlış anlaşılan ve çığırından çıkarılan kavramlardan bir tanesidir İslam kültüründe. Tevekkül, vekalet. İşini başkasına bırakmayacaksın. Allah'a vekil tutacaksın. İşini ona bırakacaksın. Birini vekil seçmeyeceksin yani. Birini vekil seçip sen benim işlerimi yürüt demeyeceksin. Burada vekaleti reddeden bir anlayış görüyoruz.
Vekalete gerek yok. Vekil olarak Allah yeter. İşlerimizde vekil olarak Allah yeter. Herhangi bir şekilde başka bir vekalete gerek yok. Ne demek? İşleri Allah'a havale etmek. Sadece vekil olarak Allah'ı görmek. Ne demek? Şimdi burada nasıl yanlış? Bu şey Mehmet Akif Ersoy bu konular üzerine çok durmuştur. Tevekkül, kader böyle çokça istismar edilen konular olduğu için tevekkül mesela Allah'a işleri sipariş etme olarak anlaşılmıştır. Allah yapsın. Bize ne? Madem Allah yarattı, madem Allah rızık vericidir, o zaman versin bana rızkımı. Allah korusun beni, nasıl koruyacaksa. Yani böyle hiçbir şey yapmayıp, her şeyi Allah'a havale edip, Allah diye bir boşluğa, işleri havale edip, o yapsın, etsin, düzelsin, baksın bana anlayışı. Miskinliğin, tembelliğin ve bir şey yapmamanın aracına dönüşmüştür. Ve Müslümanların çökmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu tevekkül anlayışıdır. Mehmet Akif Ersoy bununla ilgili çok sözler söylemiştir. Benim Mehmet Akif diye bir kitabım var. Orada bunu bulabilirsiniz. İslam'ın Yenilikçileri Mehmet Akif bölümünde de bulabilirsiniz. Orada kader, tevekkül anlayışları ben uzun uzun, yani kaderden anlaşılması gereken nedir? Tevekkülden anlaşılması gereken nedir? Onları hep anlatmıştım. Şimdi özet olarak söyleyecek olursak tevekkül arkadaşlar. Şimdi Allah dediğimiz şey tabiattan bağımsız, insandan bağımsız ve hayattan bağımsız bir şey değildir. Yani şu yaşadığımız tabiat gündüz, gece ve içinde yaşadığımız hayattan bağımsız, ayrıca ta yukarılarda filan bulutların arasından böyle bizi gözleyen, ben işimi ona havale ediyorum, bak gözet beni diyen, o da oradan böyle aşağı doğru bakıyor işte, işte beni nasıl gözetliyor diyerek, Allah'a tevekkül bu değildir, böyle bir şey değildir. Şimdi Allah zamanın her anında ve mekanın her yerindedir. Bak bir zaman var, bir de mekan var. Zaman nedir? Süreyle ilgilidir. Zamanın her anı nedir? Dün, bugün ve yarın. Dün, Allah dündedir. Bugün, Allah bugündedir. Yarın, Allah yarındadır. Zamanın her anında. Bir de mekanın her yerinde. Mekanın her yeri. Yani burada, orada, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, aşağıda, yukarıda, derinde, görünürde, görünmeyende, her yerde o vardır. Bütün zamanı ve mekanı kuşatmıştır ve biz onun içindeyiz. Yani evrendeki saf şuur, saf bilinç, evrenin her yerindeki hareketliliğin bizatihi kendisi Allah'tır. Ondan bir parçadır. Allah'ı vekil tutmak demek. Dolayısıyla bu hayatın içerisinde devam ederken, insan ilişkilerine devam ederken, zamana ve mekana, bütün bir zamana ve bütün mekana, bütün bir mekana hükmeden, bütün bir zamanda ve bütün mekanda cereyan eden kaideler, kurallar, ilkelere göre hareket etmek demektir. Allah'ı vekil tuttum. Zamanın ve mekanın prensiplerine göre hareket edeceğim demektir. Zamanı ve mekanın ilkeleri nelerdir? Zamanın ilkeleri, mekanın ilkeleri. Yani içinde yaşadığımız mekan, yerler, gökler, toprak, mevsimler, sonbaharın prensibi başkadır, yazın prensibi başkadır, ilkbaharın prensibi başkadır, soluduğun havanın kuralları vardır, toprağa basıyorsun, onun kuralları vardır, tohumu ekiyorsun, onun yetişme prensipleri vardır, uçak havada gidiyor, onun bir kanunu vardır, lastik karada gidiyor, onun başka bir prensibi vardır. Bak hep kaideler, kurallar, prensipler.
ve bunlar hayatın içerisinde böyle cereyan etmektedir. Zamanın ve mekanın ilke ve prensiplerini kavrarsan, zaman ve mekan sana hizmet eder. Zaman ve mekan seni uçurur. Uçurur. Eğer zamanın ve mekanın prensiplerine dikkat etmezsen, onun ne olduğunu anlamazsan, onun gereğini yerine getirmezsen toslarsın. İki adım sonra küt toslarsın. Yürüyemezsin. Ama bunları bilirsen, yani Allah'ı vekil tutarsan, o prensiplere göre hareket edersen, bu nedenle hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bu çok büyük bir sözdür. Hemen bazen gıcık kapabilir. Hemen böyle oluyor. Nedense böyle saçma sapan. Bir şey söylüyorum ama onu uç söylemiş. Ya kimin söylediğini boş versin. Ne söylediğine bak. Bu söz %100 doğru bir sözdür. Mürşit yani yol gösterici. İlimdir. İlim. Zaten alem ilim kökünden gelir. İlim bilgi demektir. Alem bilgiye konu olanlar evreni demektir. Alem, ilm, alim. Alemi bilen, alemdeki ilmi bilen kişi demektir. Ulema, alemdeki deveran etmekte olan ilmi bilenler topluluğu, bilginler demektir. Şimdi sen bunu bildiğin zaman senin karşına duracak kimse yoktur. Çünkü yağmur niye yağıyor? Niye yer çekimi kuvveti var? Suyun niye kaldırma kuvveti var? Pamuk ateş edildiği zaman niye yanıyor? Niye her şey yukarıdan aşağı doğru düşüyor? Niye su yokuştan aşağı doğru akıyor? Neden su ıslatıyor? Su nedir? Katı nedir? Buhar nedir? Madde nedir? Bak bunları bildiğin zaman senin karşında duracak olan kimse yoktur. Bunları vekil tutacaksın. Yani işi vekil olarak bunları tanıyacaksın. Başka kimseye havale etmeyeceksin. O zaman bütün işler önünde açılır. Eğer bunu yapmazsan ki İslam dünyasının düştüğü en büyük yanlışlık budur. Şimdi bizim eski tasavvufta bilgi kaynakları nedir deyince yani demişlerdir ki havasus selime sadık haber bilgi kaynakları bunlardır. Yani havasus selime işte gözün gördüğü, elin dokunduğu, burnun kokaldığı, kulağın işittiği selim olan vücut organlarının edindiği bilgi, tabiattan edindiği bilgi en doğru bilgidir. Bir de sadık haber, yani tarihten bize doğru haber vericilerin bize vermiş oldukları haberler doğru bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiye göre hareket etmeliyiz. Bunun dışında bir şeye itibar etmemeliyiz. İşte rüyalara göre hareket etmemeliyiz. Mitolojiye göre hareket etmemeliyiz. Duyduğumuz her şeye göre hareket etmemeliyiz. Doğru haber olmalı. Test edilmiş haber olmalı, bir de doğru kaynaklardan, doğru selim organların aracılığıyla öğrenilmiş olmalı derler. Bunun dışındaki bilgi kaynakları geçersizdir derler. Şimdi sufiler de der ki, bunun dışında bir bilgi kaynağı daha vardır. O da keşiftir derler. Yani keşfetmek, perdeyi kaldırmak demektir. Fakat onlar da keşfetmeyi yanlış anlamışlardır. Yani benim kulaktan, gözden, böyle vücut organlarının deneyle, gözlemle, akletmekle bilgi edinmeye gerek yoktur. Doğru haber beklemeye de gerek yoktur. Şöyle kenara yaslanırım, gözlerimi kapatırım ve perde bana açılır. Oturduğum yerden bilgi bana akar. İşte Gazali, İhya-i Mühit'te keşfi anlatırken böyle anlatır. Dünyadan el tek çekip bütün vücut organlarını dondurup böyle hiçbir şey yapmayıp uyku halinde veya uyanıklıkken gözlerini hafiften kapatarak senin kalbine nur iner.
onun ile geçmişim ve geleceğim bilgisi sana gelir. İşte o bilgi de doğru bilgidir diyerek çok fena bir şekilde Müslümanları tostlatmışlardır. Ama akaid içerisinde bekle ki kabul işte tasavvuf kabul ediyor bunu. Müslümanların çoğu da tasavvufun etkisine girdiği için bekle ki sana bilgi gelecek. Şimdi Avrupa'daki Rönesans'tan sonra ortaya çıkan devrim de bununla ilgilidir. Ne yapmışlardır? Mesela fenomenoloji diye bir şey var. Bu gördüğümüz şeylerin gözümüzün önünde cereyan eden şeylere derinlemesine nüfuz etmek ve onları keşfetmek demektir. Yani gördüğümüz şeyleri, mesela şunun bilimi nedir? Gözümün önünde bir fenomen var. Buna bir derinlemesine nüfuz etmem. Yani bunu böyle derinlemesine perdeyi kaldırıp bunun nasıl olup da böyle olduğuyla ilgili üretim ve oluş sürecine kadar geriye giderek bu bardağın yapımındaki bütün süreçleri derinlemesine aradaki perdeyi kalıp keşfetmek demektir. Bu ise doğrudan doğruya bilim demektir. Şimdi bizdeki keşif Allah'a yönelmiştir. Allah da yeryüzünde görünmediği için ve Allah da tabiatsız ve insansız, hayattan kopuk olarak düşünüldüğü için Allah'ı keşfetmek, Allah'ı keşif ve ilhamla bilgisinin, nurunun kalbimize inmesini beklemek demek, insandan, tabiattan, zamandan ve mekandan böyle uzaklaşıp böyle gözünü yumup böyle Allah'ın bilgisinin içine girmesimizi beklememiz olarak anlaşılmıştır. Ve bu yıllar, asırlar böylece boşa geçmiştir. Avrupalılar ise bu keşfte hafif bir hareket değişikliğiyle birdenbire bir bilimsel devrime yol açmışlar. Demişlerdir ki onlar da, Allah'ı keşfetmek nedir? Allah ile aramızdaki perdeyi kaldırmak nedir? Allah demek, zamanın ve zamanın her anı ve mekanın her yerinde olmak demektir. Yani Allah içinde tabiat, hayat ve insan olan bir şeydir. Allah bu her yerdedir. O zaman Allah'ı keşfetmek demek, tabiatı, zamanı ve mekanı keşfetmek demektir. Çünkü Muhammed İkbal'ın dediği gibi, tabiat Allah'ın davranışıdır. Tabiata yoğunlaştığın zaman Allah'ın davranışına yoğunlaşmış oluyorsun. Allah'ın davranışını keşfettiğin zaman da Allah'ı keşfetmiş oluyorsun. Hem tabiattan uzaklaşıyorsun, hem hayattan, hem de insandan, bunlar üzerine düşünmeme gerek yok diyorsun. İzbe, takke ve zaviye köşelerinde Allah'ın nuru bana inecek diye bekle, orada bekliyorsun. Bir şeyler iniyor da bunun gerçek bilimle alakası yok. Şeyler hepsi kuruntu, hurafe. Ama öbür adam ne yapıyor? Diyor ki, Tanrı'yı keşfetmek demek, Tanrı'nın davranışını keşfetmek demektir. O zaman insanı, tabiatı, zamanı, mekanı ve burada cereyan eden bilgiyi nasıl olup bittiğini anladığın zaman, bunu keşfettiğin zaman senin önünde büyük bir bilim alemi açılacak demektir diyerek bir bilimsel keşif patlaması yaşamıştır. Daha önce onlar da böyle oturup bekliyordu kilise köşelerinde Allah'ın nuru kalbimize inecek diye. Sadece yaptıkları şey şu: Rönesans ve reform hareketlerini, yani Avrupa'daki bilimsel keşfin kökünde yatan şey, keşfin yönünü değiştirmektir. Yukarıya doğru, boşlukta bir Allah'ı keşfetmek yerine onu döndürüp tabiata, doğaya, insana, tarihe yöneldiği an, oradaki perdeyi kaldırdığın zaman bilgi oradan fışkırıp gelmiştir. Bilimsel patlama böyle gerçekleşmiştir. Neden hala Müslüman olmadılar? Kim? Hala Hristiyanlara bir
Bunu bir kenara yaz. Bilim adamları ateizmi savunan yazılar yayınlıyor. Tamam, bunu kenara yaz. Dersin sonunda sor. Ben kendimi sonra yazdım. Evet, şöyle bir dikiş at. Sende vardır iğne iplik. Var. Şöyle bir dikiş at. Bir kenara yaz, unutma. Güzel bir soru sordun. Bunlar böyle büyük tartışma konularıdır. Daha geçenlerde Zürih'te mesela, dün cumartesi günü bir konu bununla ilgiliydi. Bilim nedir? Müslümanlar, göçebeler niye Avrupa ile entegrasyon sağlayamıyor? İlimden ne anlıyorlar, bilimden ne anlıyorlar? Bunlar üzerine konuşmalar devam ediyordu. Bir sürü tebliğler falan sundular. Mesela şöyle düşünün. Bütün günün yarısı üç konu üzerinde geçti. Minare yaptırmak, Avrupa'da minare yaptırmak, sünnet olmak, kurban kesmek. Şimdi Avrupalılar diyor ki, buraya gelen göçmenler, özellikle Türkler, bu üçünde ısrar ediyor. Bunlar olmazsa biz gavur oluruz diye düşünüyorlar. Israrla minare yapacağız. Minareyi onur vesilesi haline getiriyorlar. Minare olacak ve orada ezan okunacak. Bu bizim onurumuzdur diyorlar. Bunun için neler yapıyorlar, neler? Bütün güçleriyle bunun için çalışıyorlar. Bir de çocuklarımızı sünnet ettireceğiz. Bir de kurban keseceğiz. Bunlar bizim kimliğimizdir, dinimizdir diyorlar. Hem de kimliğimizdir. Şimdi bense orada bir konuşma yaptım. Oradaki bütün rahipler, İsveç profesörü falan şok oldu. Dediler ki, ya sen bu Avrupa'ya gelsen de böyle bir üç ay arayla bütün İsviçre'yi, bütün Avrupa'yı, bütün Türkleri tek tek dolaşsan, bunları anlatsan. Biz söyleyince anlamıyorlar. Dedim ki, bunun üçüne de gerek yok. Bu üçü olmadan da Müslümanlar Avrupa'da bir Avrupalı İslam kültürü üretebilirler. Minaresiz, sünnetsiz ve kurbansız. Daha olur İslamiyet. Çünkü bunların hepsi Orta Doğu kültürüdür ve Kur'an'la bir alakası yoktur. Din bu değildir kardeşim ya. Peygamber zamanında minare yoktu. Hatta şu anda ezan bile illa ezan okunacak diye de bir şey yok yani. Ezansız bir İslam kültürü de olabilir. Din bu değildir yani. Bunların hepsi teferruatla ilgili şeylerdir. Onlar diyor ki, bize diyor az sonra insan haklarıdır. Adam ezan okuduğu zaman öbürünü rahatsız, onun rızası olmadan onun evinin önünde bağıramazsın diyor. Bak, adam kendi açısından mantıklı. Bir de diyor insanın doğal vücuduna dokunamazsın yani, sünnet edemezsin. Çocuktan izin almadan. Daha çocuk doğar doğmaz, ondan vücudunun bir parçasını kesiyorsun. Ne bileyim, onun izni yok belki. Bir de hayvanı kesiyorsun. Bu da diyor insan hayvan haklarına aykırıdır. İslamiyet, insan haklarına, hayvan haklarına, insanın tabii vücuduna aykırı bir dindir. Avrupa çağdaş medeniyetiyle uyum sağlayamamaktadır. İşte bunların hepsini İslam'dan zannediyorlar. Ben de bunların hiçbirinin İslam'la alakası olmadığını söyleyince, bunlar kültürdür, Orta Doğu kültürüdür. Tamam, Orta Doğu'da olabilir ama Müslümanlar Avrupa'da bunlarsız bir İslam kültürü de üretebilirler. Davranışa, ahlaka, adalete, sözünde durmaya, iyi komşuluğa dayalı bir kültür üretebilirler. Yine camiler olur, ille bağırmak şart değil. Yine bayramın olur, birbirlerini ziyaret edilir, illa kesmek, hayvanı kan akıtmak şart değil. Müslüman erkekler sünnetsiz de olabilir. İlla sünnet edeceğin diye bir kural yok. O zaman İslamiyet dünya kültürüne dönüşür. Hem Orta Doğu'da bir kültür üretiyor, Orta Doğu insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem Avrupa'nın insanlarla rahatlıkla bütünleşiyor, entegre oluyor. Onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de kendi varlığını ana hatlarıyla İslam devam ettiriyor. Dünyanın her yerinde böyle kültürler üretebiliriz. Ama şimdi biz Orta Doğu kültürünü sünnet diyerek, minare diyerek, kurban diyerek Avrupa'ya taşıdığımız için onlarla şu anda çatışma halindeler. Müslümanlar gösteri yapıyor. Minare hakkı, kurban hakkı bilmem ne diye. Avrupalılar da hayır bunlar olmaz, bizim bu işimize aykırı filan diyor.
Yani uğraştıkları şeye bak, bu yani. Bütün sempozyumun konusu da bu yani. Hocam peki sempozyumda sizden başka Kur'an bilen yok muydu? Yani bu banların boşluğunda onlar Kur'an'ı bilmiyorlar mı? Vardı tabii canım, bir sürü şey yapanlar oldu. Yani neyse, şeyi bitirelim de. Sanki ilk kez böyle bir şey niye davranıyorlar ki? Onlar bildirsinler, Kur'an'da böyle bir şey yok bizde. Bizdeki imamlar da bilmiyor ki böyle olduğunu. Ben de bilmiyorum şimdi. Sünniler biliyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu mütevekkil geçti ya şurada. Burada bitiriyoruz. فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ Kendilerine denilen yerinden şehre girince diyor, şimdi geri dönüyorlar. Yakup ona tavsiyelerde bulundu, ikna oldu, şey vermeye, Bünyamin'i vermeye, tamam hadi götürün dedi ama şehre ayrı ayrı yerlerden girin dedi. Ama yine de unutmayın ki başınıza bir iş gelecekse bunu Allah'tan gizleyemezsiniz. Size hiçbir faydası olmaz eğer Allah dilemişse. Siz Allah'a tevekkül edin. İlmin gereği, Allah'ın size gösterdiği ışık neyse oradan yürüyerek gidin dedi. Şimdi oradan tevekkül kelimesini biraz böyle açmış olduk. Şimdi şurada فَلَمَّا دَغَلُوا ve şehre girince, ayrı ayrı yerlerden, denilen yerlerden şehre girince diye bu sefer Mısır'a dönüşlerini tekrar anlatmaya devam ediyor. Burada kesiyoruz. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Yusuf'un kardeşleri daha önce aynı böyle başlamıştı. Ve şehre geldiler. Kardeşleri Mısır'a geldi dedi. Öyle başlamıştı. Mısır'a geldi. Yusuf'la görüştüler. Mısır'dan tekrar geri döndüler. Babalarıyla görüştüler. Babalarını ikna ettiler. Bünyamin'i aldılar ve ayrı ayrı kapılardan tekrar şehre girdiler. Şimdi burada kesiyoruz. Devam edeceğiz. Abi biz ya heyecanlı yerinde kaldık. Tamam. Heyecanlı yerinde kaldık. Bakalım ne oldu? Arkası yarım. Evet, evet. Şimdi bunun İranlılar tarafından çekilmiş 40 bölümlük Yusuf dizisi var. Oradan izleyebilirsiniz gerisini. Sorusu olan var mı?